Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türkiye karşısında çıkmazdayız. ABD ile yapılan ortaklıkta işe yaramadı. Değerli izleyenler, Türkiye karşısında tam anlamıyla çıkmazdayız. ABD ile yapılan ortaklıkta işe yaramadı ifadelerini kullanan Christoph Christofidis, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin atması gereken adımları sıraladı. Emekçi Halkın İlerici Partisi Merkez Yürütme Komitesi üyesi Christos Christofides, Güney Kıbrıs'ın en büyük gazetesi Filelefteros'ta Türkiye'ye yönelik genel strateji başlıklı bir makale yayınladı. Akel'in üst düzey ismi yazısında, uluslararası toplumun gözünde Türkiye'nin ezici bir askeri üstünlüğünün olduğuna vurgu yaparak, Kıbrıs sorunu 1974'ten bu yana en kötü dönemini yaşıyor, tam bir çıkmazdayız, Türkiye uzantısı ve gücü sayesinde uluslararası yaptırımlara maruz kalmıyor ifadelerini kullandı. Son yıllardaki Yunan ve Rum politikalarının başarısızlığına uğradığını belirten Christos Christofides, Türkiye'ye zarar verecek yaptırımların gelmediğini ve ABD ile yapılan stratejik ortaklık ilişkisinin de işe yaramadığını kaydederek Rus kesiminin atması gereken adımları madde madde yazdı. Türkiye'nin son yıllarda daha da önemli bir bölgesel güç olduğunun gerçeğini görmezden gelemeyiz. Ayrıca Türkiye önemli bir jeostratejik konuma sahip. Türkiye'nin şu anda küresel denge için kritik olan bir dizi uluslararası meselede lider veya önemli bir rol oynaması dikkat çekici. Türkiye'nin çökeceği teorisi bunca yıldır doğrulanamıyor. Aslında olan biten tam tersi. Türkiye'nin büyük önem taşıyan kritik bölgesel konulardaki rolü geçmişte ihtilaflı olduğu ve zaman zaman hakkında yanılgılara düştüğümüz ülkelerle ilişkilerinin kademeli olarak normalleşmesine yol açıyor. Mısır'la İsrail ile ilişkilerini normalleştiriyor. Türk dış politikasının son yıllarda bir özelliği var. Türkiye kimse tarafından hafife alınmıyor ve her ülkeden maksimum fayda sağlıyor. Kıbrıs Cumhuriyeti bunlar karşısında ne yapmalı? Avrupa Birliği üye statüsü sonuna kadar kullanmalı. İki devletli çözüm önerisini sonuna kadar reddedilmeli. Kıbrıs Türk toplumuyla hoşumuza gitsin ya da gitmesin karşılıklı bağlılık ilişkisi içinde olduğumuz birisinin kaderinin diğerinin kaderini büyük ölçüde belirleyeceği stratejik bir işbirliği ilişkisi geliştirilmeli. Kıbrıs'ın bir istikrar faktörü olarak oynayabileceği rolden yararlanarak Türk bağnazıyla mücadele kapsamında işbirliği için bölge ülkelerinin tümüyle mikro büyüme ve boş sloganlar olmaksızın istikrarlı ilişkiler geliştirilmeli. Kıbrıs'ı Avrupa ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki komşu ülkeler arasında siyasi, ekonomik ve sosyal bir köprüye dönüştürmeli. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin caydırıcılık kapasitesi güçlendirilmeli. Kıbrıs'ı düelloya tutuşan filler arasında bir karıncaya çevirecek süper güç oyunlarına girmekten kaçınılmalı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.